Şimdi ikinci konuşmacı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden yanında doçent doktor Muhammed Ertoy Bey. Belki aynı çizgini devamlı mahiyetinde değerlendirebileceğimiz rahmetli Mümtaz Türhan Hoca'yı ele alacak. Bize yine 15 dakikalık zaman zarfında özlü bir sunum yapacak. Buyurun Muhammed. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Saygıdeğer Genel Başkanım, saygıdeğer hocalarım, kıymetli arkadaşlar, ben de sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında ben Alaaddin Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeceğim. Sanki öyle gözüküyor. Çünkü birinci oturumda nostaljik ve romantik yanı ağır basan bana göre sunumlar izledik. Ben biraz sosyoloji formasyonunun gereği olarak biraz Mümtaz Turan'ın kişiliğinden kaynaklanan bir neticeyle daha soğukkanlı ve eleştirel belki bir sunum yapmaya çalışacağım. Ve yaşanan zamanda Türk milliyetçiliğinin bu soğukkanlığa ve eleştirel düşünmeye ihtiyacının olduğuna da inandığımı ayrıca belirtmek isterim. Mümtaz Turhan'ı entelektüel biyografisine dayanarak, yani kişisel geçmişini değil, daha çok entelektüel biyografisinden hareketle metodolojisi, tarihsel kişiliği bağlamında ve soyut bir düzlemde anlatmaya çalışacağım. Burada iki hususu özellikle vurgulamaya gayret edeceğim. Bunlardan bir tanesi, hocam da işaret ettiler, Ziya Gökalp, Mümtaz Turhan, Erol Güngör çizgisinden söz edilir sıklıkla. Bu çizginin arz ettiği devamlılıkları ve kırılmaları dikkatinize sunmaya çalışacağım. Diğer bir husus, belki başta bunu söylemem daha uygun olacak. Mümtaz Turhan'ın peki kendi düşünce çizgisinde tam bir devamlılıktan söz edilebilir mi? Yoksa ve benim vurgulayacağım gibi önemli kırılmalar mı dikkati çekiyor? Onları aktarmaya çalışacağım. Tabii Mümtaz Turhan'ın entelektüel biyografisini herkes için de aynı şeyin yapılması gerektiğine inanırım. Yaşadığı dönemin koşulları, Türkiye'nin siyasal ve toplumsal değişimi, bu değişim içerisinde onların kendilerine ürettikleri pozisyonlar etrafında ele almak daha uygun gözüküyor. Çünkü Mümtaz Turhan'ın özellikle 1960'tan sonra yaşamının son yıllarında alışa geldiğimiz bilimsel soğukkanlılığından ve üslubundan uzak, daha ideolojik, daha polemikçi yazılar kaleme aldı. Dikkatlerde kaçmıyor. Özellikle Yol Dergisi'nde Tarık Buğra'yla beraber çıkardıkları dergide yazdığı yazılar bu mahiyeti arz ediyor. 1950'lerde daha batılılaşmayı merkeze alan ama yine eleştiren tavrını ve bilimsel metodolojisine bağlılığını ve soğukkanlılığını sürdüren bir Mümtaz Turhan var karşımızda. Turhan ilk dönem çalışmaları ağırlıklı olarak pozitivist paradigmaya dayandı. Hem klasik antropolojinin, yani fiziki antropolojinin dayandığı metodolojik zemin açısından, hem tecrübi psikolojinin dayandığı metodolojik zemin açısından böyle bir tercih yapmış olması çok yadırganmayabilir. Zaten dönemin koşulları gereği Almanya'da eğitim alıyor. O dönemde kıta Avrupa'sına hakim olan bir felsefi tutum ve bunun siyasal yansımaları da var. Mümtaz Turhan'ın bunlardan etkilenmiş olduğunu da düşünebiliriz bu tercihleri açısından. Ayrıca Mümtaz Turhan'ın Pedagoji Enstitüsü bünyesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde değerlendirdiğimiz zaman, mesela işte yüz ifadelerinin tefsirine dair bir tetkik adlı doçentlik çalışması, o dönemde Kemalist eğitim projesine ve anlayışına uygun düşen çalışmalar. Çünkü bir bakıma yeni Türkiye'nin Cumhuriyet reformlarının arzu ettiği bir ulus kimlik projesi var. Buna uygun düşen çalışmalar arayışında enstitü çevresinde olanlar da. Mesela William Patterson burada yapılan çalışmaları ifade etmek için kullandığı bir cümlesi var, onu sizin dikkatinizde sunmak isterim. Genç bir devletin hususiyetine göre tercihen meşgul olunması gereken sahalar diye tanımlıyor. Ve hemen peşinden Mümtaz Turhan'ın ırk psikolojisi ile alakalı çevirisi, beden yapısı ve karakter adlı yine Alman ekolünden gelen bilim adamlarından yaptığı çeviriler gündeme geliyor.
Yani o dönemde Cumhuriyet'in eğitim reformlarının taleplerine ve beklentilerine uygun metodolojik tercihlerde bulunan ve çalışmalar yapan bir Mümtaz Turhan var karşımızda. Bunu açık yüreklilikle öncelikle ifade etmek lazım. Bunu bir yargı cümlesi olarak kullanmıyorum, sadece bir tespit. Özellikle ulus devlet inşası fikrine temel teşkil edilerek çalışmaları yapılıyor. Biliyorsunuz binlerce öğrenci üzerinde yapılan karakter tahlilleri söz konusu. Muhtelif halk tabakalarına mensup Türk çocuğunun hususiyetinin ve zihni tekamül seyrinin esaslı bir surette bilinmesi şeklinde ifade edilmiştir. O dönemde tecrübi psikoloji kürsüsünde yapılan çalışmaların da nihai amacı budur. Tabii Mümtaz Turhan kendi biyografisi içerisinde 1940'lı yılların ortasında bir İngiltere deneyimi yaşıyor. Cambridge Üniversitesi'nde yaptığı ikinci doktora çalışmasından sonra aslında onun bu doktora çalışması da şeye tekabül ediyor. Yani Türkiye'de de siyasal kültürün, iklimin, toplumsal değişme ve tiresinin farklı bir mecraya kaymaya başladığı bir döneme tekabül ediyor bu çalışması. Bir bakıma kıta Avrupası merkezli düşünceden ve batılılaşma tarzından Anglo-Sakson merkezli düşünceye ve batılılaşma anlayışına doğru çok partili demokrasi deneyimiyle birlikte bir geçiş söz konusu. Sancılı bir geçiş ama artık tercihler netleşmeye başlıyor malumunuz olduğu üzere çok partili hayata geçişle birlikte. Bundan sonra Mümtaz Turhan çalışmalarını daha çok batılılaşma politikaları yoğunlaştırıyor. Nitekim 1954'te yayınladığı Marifimizin Ana Davaları ve Bazı Hal Çareleri adlı eser bu değişimin açık bir yansımasıdır. Yine batılılaşma tarihimizin kapsamlı bir değerlendirmesini ve tek parti dönemi politikalarının eleştirisini içeren Batılılaşmanın Neresindeyiz? 1958'de yayınlanıyor ve yine aynı minval üzere. 1965'te yayınlandığı Atatürk İlkeleri ve Kalkınma, tek parti dönemi batılılaşma siyasetinin yanlışlığını dile getiren, Atatürk ilkelerinin yanlış anlaşılması, yorumlanması ve kimi çevrelerce kalkan ve maske olarak kullanılmasını eleştiren metinlere ihtiva eder. Artık Türkiye'de hem belli siyasal akımların güçlenmeye başladığı ve kendi siyasal bir bakıma kadrolarını ve kurumlarını oluşturmaya başladığı bir dönemden söz ediyoruz ve cesaretle birçok insanın söz söyleyebildiği bir dönem. 1960'larda tabii askeri müdahalenin birkaç yıl sonrası için söylüyorum bunu. Peki Ziya Gökalp ile Erol Güngör ile arz ettiği benzerlikler ve devamlılıklar neler? Yine ben kendi perspektifimden yaptığım bir tespiti sizinle paylaşmak isterim. Mümtaz Turhan'da ne Gökalp gibi belli bir fikri aksiyonun kurucu fikirlerine ne de Erol Güngör'de olduğu gibi İslam düşüncesinin, Türk-İslam medeniyetinin kaynaklarına ve sorunlarına dair derin ve geniş bir malumata, bunlara dair esaslı tahlillere ve sorunların çözümüne yönelik teorik katkılara rastlayamıyoruz. Sanırım bunda hem Mümtaz Turhan'ın akademik ilgilerinin ve formasyonunun metodolojik yöneliminin etkisi vardır, hem de içerisinde bulunduğu tarihsel koşulların ve o dönemde yaşanan toplumsal değişim. Son cümleyi biraz açmak gerekirse, büyük ölçüde tek parti zihniyetinin yön verdiği siyasal pratikler çerçevesinde Gökalp tarafından formülize edilen Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak ideallerinde Cumhuriyet'in ilk yıllarında yürütülen politikalar sebebiyle İslamcılık, laiklik politikalarının bir bakıma kurbanı olmuş durumdaydı. Türkleşme ise pozitivist paradigmaya ve ideolojik bir tarih görüşüne dayandırılan ulusçuluğa dönüşmüş bulunuyor. Dolayısıyla elde bir muhasırlaşma ya da Mümtaz Turhan'ın tercih ettiği söylenişiyle garplaşma kalmıştı ki onu da hangi prensipler ışığında, neleri temel alarak ve nasıl yürütüldüğü Osmanlı'nın modernleşme deneyiminin ilk yıllarından itibaren tartışma konusuydu. Yani buradaki ifadelerin de bir bakıma garplaşma üzerine tetkiklerin neden yoğunlaştığını Mümtaz Turhan'ın ifade etmeye çalışıyorum. Tabii artık 1960'lı yıllara gelindiğinde hem neredeyse tüm halk tabakaları hem de aydınların tamamı modernleşme idealini benimsemiş durumdaydı. Farklılık bu idealin nasıl ve hangi vasıtalarla gerçekleştireceği noktasındaydı. Dini, kültürel ve milli değerleri önemseyenler ve bunları bu ideale ulaşmanın vazgeçilmez unsuru sayanlar topyekün bir batılılaşmaya karşıydılar ve daha muhafazakar bir modernleşmeden yanaydılar.
Bu çerçevede Mümtaz Turhan'ı sosyolojik ifadesiyle muhafazakar modernist saymak mümkün gözükmektedir. Milli ve kültürel meselelere ilgisini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Burada söz konusu olan muhafazakarlık geleneğe ve tarihe referanstan öte kültürün manevi unsurlarına ve medeniyetin ruhi ve ahlaki temellerine dayanır. Türk kültürüne katkılarını kendi döneminin şartları içerisinde ve hakim paradigma olan batılılaşma içerisinde sunan Mümtaz Turhan'ın batılılaşma konusunda son derece gerçekçi bir tutumun olduğunu ayrıca vurgulamak gerekir. O, Batı'yı lanetlemek, emperyalizmle, ikiyüzlülükle suçlamak yerine Batı'yı öne geçiren unsurları soğukkanlılıkla tespit ve analiz etme yoluna gitmiş, ona göre Batı'yı üstün kılan ilim, ilim zihniyeti, ilmin hayata uygulanması olan teknik, düşünce hürriyeti, bunu teminat altına alan hukuk, bunlara da temel teşkil eden kurumlar ve ferdi mesuliyet hissidir. Sıraladığımız bu hususlar 50 yıl sonra bugün de ülkemizin çözüm bekleyen en temel sorunları olarak durmaktadır. Gökalp modernleşmeciliğiyle ya da muhafazakarlığıyla mukayese edildiğinde Gökalp'in muhafazakar modernleşmeci Turhan'a nispetle daha otoriter, merkeziyetçi ve layık bir modernleşmeden yana olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla biri siyasetin ve siyasi kadroların öncülüğünde bir modernleşmeyi, diğeri ise bilimin ve eğitimin rehberliğinde bir modernleşmeyi savunmaktadır. Turhan'a göre Garp medeniyetinin aslı ilim ve ilmin tatbikatı olan teknik, hür tefekkür ve bunların meydana getirdiği ilim zihniyetidir ve Garplılaşma bu asli kıymetlerin benimsenmesi, gelişim ve yaratıcılıktır. Medeni bir cemiyet de ancak ilmi esaslara dayanan modern bir teşkilatla ve bunun içinde çalışacak ilmi zihniyet ve bilgiyle yetişmiş mütehassıs insanlarla mümkün. Adına ister garplaşma, ister muhasırlaşma, isterse modernleşme denilsin, esas olan taklitçi bir aşamada kalmadan ve toplumsal çözülmeye uğramadan yaratıcı bir sentezle kendimize has, özgün bir kültür meydana getirmektir. Bu da ancak Batı'dan alacağımız unsurlarla kendimizden katacağımız değerlerin uyumuyla mümkün olacaktır. Bu değerlendirmeyi bize çok hatırlatan, daha belki radikal bir söylemle bu hususa dikkatimizi çeken düşünürlerden birisi yine bir sonraki oturumun veya bu oturumun konularından birisi olan Nurettin Topçu, o bu yöndeki tutumunu şöyle ifade ediyor. Hani Batı'nın ilmini, tekniğini alalım fakat zihniyetini, ahlakını dışarıda tutalım diyenlere bu diyor evimize gelen bir misafirin ayaklarını ve bedenini içeriye alıp başını dışarıda bırakmak kadar gülünç bir şeydir. Çünkü Batı dediğiniz şey onun ahlakını, musikisi, aile hayatını ve bunların teknikle buluşmuş halini ifade eder. Mümtaz Turhan'ın ilme ve ilim zihniyetine yönelik sürekli ve ısrarlı vurgusunun aynı minval üzere olduğunu düşünüyorum. Erol Güngör'le mukayese ettiğimizde karşımıza çıkan en temel gerçeklik ise Erol Güngör'ün Osmanlı deneyimine yaptığı vurgu ve İslam'ı milliyetçiliğin ana prensibi haline getirmesi bakımından hem Gökalp'ten hem de Mümtaz Turhan'dan ayrılmasıdır. Güngör de hocası gibi daha muhafazakar ve serbest bir kültürel ve toplumsal değişmeden yanadır. Ancak Erol Güngör, eğitim ve kültür politikasının nihai hedefini asla batılılaşma olarak tayin etmemiştir. Ona göre bu kültürel değişim toplum kesimleri arasındaki farklılıkları ortadan kaldıracak birleştirici ve bütünleştirici bir güç olarak milliyetçiliğe esas alan bir medeniyet davası olmalıdır. Ayrıca Erol Güngör, dine batılılaşma meselesinde ve kültür dünyasında bağımlı bir değişken gözüyle değil, milli kimliğin temel ögesi, değer kaynağı ve medeniyet kurucu bir konum ve misyon yüklemektedir. Mümtaz Turhan'ın tarihe ilgisi daha çok kültür değişmeleri bağlamında ve batılılaşma süreciyle ilişkilidir. Erol Güngör, tarihsel mirasın bütününe yeni bir medeniyet ufku ortaya koymak için yönelmektedir. Ki kullandıkları kaynaklar itibariyle Mümtaz Turhan birkaç modernist batılı tarihçinin görüşleriyle malum olduğu üzere 3. Selim döneminden 1923'e kadar olan tarihsel süreci aktarıyor. O açıdan da aralarında ciddi bir farklılığın olduğunu vurgulamak gerekir. Mümtaz Turhan'la Erol Güngör arasındaki en açık farklılık da Batı medeniyetine ve batılılaşmaya bakışlarında ortaya çıkar.
Mümtaz Turhan Batı medeniyetini ulaşılması gereken bir hedef olarak ortaya koyarken Erol Güngör Batı medeniyetinin dayandığı temelleri, bilim anlayışını sorgular, eleştirir ve temelinde kendi inancımızın, tarihimizin ve kültürel dinamiklerimizin yer aldığı başka bir modernleşme ufkundan söz edilir. Sosyal bilimlerin yaygın kabulü çerçevesinde eğer milliyetçiliği bir şuur, bir zihniyet ve kolektif kimliğin bir tezahürü olarak kabul ediyorsak, bunun bir medeniyet tasavvuruna dayanması ve bir medeniyet ufkunu içerisinde barındırması kaçınılmazdır. Milliyetçiliğin hedefi Türk milletinin ileri medeni bir millet haline gelmesidir. Milliyetçilik vatana bağlılık etrafında birleştirici bir duygu ve iradedir. Bir toplumun ideallerini ve kalıcı değerlerini temsil ve ifade eder. Türkiye'nin ana ve hayati davası millet olma ve milli bir kültüre ulaşma davasıdır. İktisadi kalkınma bu ana davanın küçük bir parçasıdır. Mümtaz Turhan bu ifadelerinde aslında bakılırsa bir medeniyet ufkunu mümkün kılacak ve inşa edecek bir medenileşmenin ve marifin peşindedir. Kültür değişmeleri perspektifinden Türkiye'nin batılılaşma macerasını gözlemleyen Turhan, topyekun bir kültürel gecikmenin, kitleler düzeyinde bir kültürel yozlaşmanın ve aydınlar arasında bir kültürel yabancılaşmanın yaşandığının farkındadır. Ona göre, aydın ve halk kültürü arasındaki derin farklara rağmen her iki topluluğun temsil ettiği kültürler arasında ortak bağları vardır. Bunlar dil, din, tarih bilinci, ortak bir vatana ve devlete sahip olma, örflerimiz ve geleneklerimizdir. Mümtaz Turhan'a göre sorunların kaynağı bellidir. Kurumsal değişmelere ve devrimlere eşlik eden bir zihniyet değişiminin yaşanmamış olması. Bu tespit, Garplılaşmanın Neresindeyiz adlı eserinin özeti gibidir. Çözüm de bellidir ona göre. Batının bilimsel zihniyetini temel alan bir eğitim politikası. Ona göre bilim zihniyeti yerleşmeden Avrupa'ya öğrenciler göndermek suretiyle nitelikli bilim adamları, öğretmenler yetiştirmeden yeni kurumlar açmanın, temel eğitimi yaygınlaştırmanın, teşkilat ya da program değişikliği yapmanın bir anlamı yoktur. Sonuç itibariyle Türkiye'de bilim adamlarının tespitleri ve teklifleri kadar çelişkileri ve açmazları da modernleşmenin ya da batılılaşmanın sonuçlarıyla malumdur. Bu sorunlar sadece bilim adamlarının düşünceleri üzerinde değil, paradigmalar, bilim gelenekleri, bilim camiaları ve disiplinler üzerinde de azımsanamayacak etkilere sahiptir. Bilimin ve bilim zihniyetinin kültürden, toplumsal ve siyasal bağlamdan ve çıkarlardan bütünüyle bağımsız olamayacağı, olmadığı düşünüldüğünde sosyokültürel değişim ve gelişmeyi bu merkezde değerlendirmenin de bazı soruları ve itirazları gündeme getirmesi kaçınılmazdır. Mümtaz Turhan, sosyokültürel kaynaklarından soyutlanmış, dinamizmini yitirmiş, sloganik, soyut ve mitsel bir milliyetçiliğin temsilcisi değildir. O, bilimsel zihniyeti temel alan, tarihsel ve kültürel mirası hesaba katan, günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun ve geleceği kurmaya da talip olan bir vatanseverdir. Milliyetçilik, başta modernleşme veya batılılaşma sürecinin ortaya çıkardığı sorunlar ve imkanlar olmak üzere, toplumsal yapıyı ve değişim vetirelerini tarihsel tecrübe ve kültürel değerler ışığında doğru okumanın bir yolu, sosyal ve kültürel entegrasyonu güçlendirmenin ve gelişmenin önündeki engellerin azaltılmasını sağlayacak kültürel bir üst kimlik vasıtası olmalıdır. Bunun en kestirme yolu bilimsel zihniyeti inşa etmek ve bunu bir geleneğe dönüştürmektir. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.